Evet, hepinize merhaba. Bugünkü dersimizde çatışma çözme stratejisini fark edebilme ile ilgili bir etkinlik yapacağız. Etkinliğe başlamadan önce sizlere sormak istediğim birkaç tane soru var. Bu sorularda birincisi soğukkanlılık, ikna etme ve ikna olma kelimelerinden ne anladınız? Soğukkanlılık, ikna etme ve ikna olma kelimeleri sizlere ne anlatıyor? Evet İcra. Soğukkanlılık İstersen ayağın kalk hem de kalır seni fark etsin. Evet. Soğukkanlılık bir olaya ılımlı yaklaşabilme. Soğukkanlılık bir olaya ılımlı yaklaşabilme. Harika. Başka? Başka var mı? Evet Cemre. Soğukkanlılık böyle bir olaya daha sakin içinde sinirlenmeden yaklaşabilme. Evet. İkna olmak bir olaya inanmak yani. Olayın var olduğunu inanmak. İkna etmek de bir insanı inandırmaya çalışmak. Güzel, çok güzel. Ne dedin? Soğukkanlılık dedin, bir olay karşısında sakin kalmak dedin, doğru mu? Evet, ikna olmaya ne dedin? Bir düşünceye inanmak. İkna etme. İnandırmaya. Güzel. Peki var mı başka? Tamam, şimdi etkinliğe başlayalım. Etkinlik nasıl bir etkinlik? Etkinlikte öncelikle 6 kişiyiz etkinlikte, 6 kişi. Bir tane eczacımız olacak ve 5 tane de eczacının karşısına geçecek birey olacak. Bir tane eczacı seçelim öncelikle. Evet, gel eczacı. Seni böyle alalım. Şimdi 5 tane diğer grupta 5 tane birey seçeceğiz. Bu 5 birey ne yapacak? 5 birey buraya gelecek. 5 birey eşinin hasta olduğunu ve ilaca ihtiyacının olduğunu, ancak bu ilaca vereceği herhangi bir ücretinin, parasının olmadığını, ücretsiz bir şekilde eczacıdan ilaç talep edecek. Daha sonra kişinin duruma göre, eczacının tabii ki görevi hiçbir şekilde ilacı vermemek. İlacı vermediğinde gelen kişi burada hangi stratejiye göre o olay karşısında ne cevap vereceğini birlikte görmüş olacağız. Evet, 5 birey istiyoruz. 5 kişi. Buyurun. Gelebilirsiniz. Şöyle yapalım. Sizleri buraya alalım. Sizleri buraya alalım. Eşim diye. Eşim diye. Evet. Olur, olur, olur. Tamam, sen kedim de öğrendin. Ben alt yazıda eşim yazarım. Evet, şimdi şöyle sırayla alacağız. Kişi gelecek, kişi gelecek. Burada eşinin hasta olduğunu, acil ilaca ihtiyacının olduğunu, ancak bu ilaca karşılık para veremeyeceğini söyleyecek. Tabii ki eczacı bunu kabul etmeyecek. Kabul etmediğinde gelen kişi nasıl bir tavır sergileyeceğini hep birlikte göreceğiz. Anlaştık mı? Evet. Öncelikle bir arkadaşımızı alalım. Sahne sizde. Evet, ikinci arkadaşımıza bekliyoruz. Benim yanımda 50 lira var. Şimdi 50 lira versem de yarın
Diğer kavramı versen olmaz mı? O kelime bir istek kabul etmiyoruz. Ama eğer bugün ilacı alamazsam kedim ölecek ve çok bağlıyım ona lütfen. Özellikle elimden gelen şeye düşünüyorum. Onun ihtimali var. Sen ya bir iyilik yapsana suç vicdanımız yok mu ya? Vicdanla alakası yok. Beni şimdiden alıyorum. Ama benim kedim ölecek, bir can ölecek bu hayatta. Sanki bir tane hap ya, bir tane hap için değer mi? Kedi, bir can. Lütfen. Elimden bir şey dediğim gibi. Ama ya. Evet, üç numaralı biri. Rabia. Benim iş param yok ama eşim çok hasta. Onun için de ilaç almam lazım. Bana verebilir misiniz? Sizin sonra getirsem parasını. Evet, kabul etmiyoruz. Lütfen. Üzgünüm. Olmaz. Kolay gelsin. Teşekkürler. Öncelikle size bir şey anlatmam gerekiyor. Bir ilaç gerekiyor bana. Öncelikle o ilacın fiyatı öğrenebilir miyim? Benim size durumumu açıklayayım. Benim eşim çok hasta. Ya bu ilacı teşekkür ederim. Bu ilaca çok ihtiyacımız var. Yani o ilaç olmazsa eşim ödeyecek ve benim şu anda bu ilacı alacak param yok. Ama eğer siz şimdi bana bu ilacı verirseniz, benim eşim iyileşecek ve ben de çalışırım, öderim. Eşim de çalışacak. Yani istediğiniz kadar size geri ödeme yapabiliriz ama şu anda hiç durumumuz yok. Üzülüyorum, hoşçakalın. Birisi kabul etsin. Rüşvet olarak değil. Sadece eşim çok hasta ve ben parayı size daha sonra ödeyebilirim. Siz anlamamış an verisiye kabul edersem işinden alma ihtimalim var. Benim size bir şey anlatmam gerekiyor. Biraz sesli olabilir mi? Tabii. Benim annem çok hasta. Geçmiş olsun. Onun için bir de tamam gerekiyor ama önümde para yok ve çok acil işlerim. Biraz sesli lütfen. Cemre. Güzel. Biraz sesli. Ama şöyle bir şey var ki, o benim şu an hayatımda sebebim. Eğer sen bunu öğrensen hayatta beni, abime ve kendimi de yürütmüş olacağım. Özellikle ama elimden bir şey gelmedi. Yaşasam. Yani yapabileceğim bir şey yok. İşinden olacak. İşinden olmak yerine patronla konuşabilirsin. Ağzından konuşur. Patronla kabul etmeyi severim. Kaç kere sonra? Seslenen mi şu an? Evet. Konumuzda evet, şey. Evet, cevap vereyim. Ama sorsam da verirsin gibi bir şey kabul etmiyorum. Nereden biliyorsun? Nereden bizim ne diyeceğiz? Eskiden kuralları böyle. Olabilir, ben de değiştirecek bir sor yani, ağzım var. Değiştiremezsin gibi birkaç kişiyle daha çalıştım. Ve isteği gibi bir şey kabul etmiyoruz. Patronu da. Ama bu öyle bir şey. Tamam. Şimdi 5 kişiyi de dinledik galiba, değil mi? Evet, güzel. Şimdi bir çatışma karşısındaki sizin cevaplarınızı aldık. Öncelikle sizlere soru sormak istiyorum. Birinci sorum şu: hangi arkadaşınızın stratejisi başarılı olmaya daha yakın? Evet, hangi arkadaşınızın stratejisi başarılı olmaya daha yakın? Evet, ikinizden de dinleyelim. Önce senden dinleyelim, Elif. Bence neler konuşmuş? Tamam. Peki, Vildan? Hocam, bence de Hümeyra çünkü kendini güzel açıkladı ve ikna edici bir dil kullandı. Zor da kullanmadı. Onu tehdit vesaire de etmedi. Anladım. Tamam, peki. Teşekkürler. Var mı sizlere söylemek istediğim şey? Devam edelim. İkinci soru. Eczacı karşısında kendinizi nasıl hissettiniz? Sorum size. Eczacı karşısında kendinizi nasıl hissettiniz? Evet, ikinizden de cevap almak istiyorum. Evet, İkra. Utanç durumuna düştün. Güzel. Peki Cemre? Ben kendimi
kendimi iğrenç hissettim çünkü bir insana mahcup yani. Ona sanki bağlıymışım. Hem bağlı olman hem zor durumda olman değil mi? Evet, güzel. Peki ilacı almak için yapabileceğiniz başka bir şey var mı? İlacı alabilmek için yapabileceğiniz başka bir şey. Evet. Çalardı. Anladım. Peki tamam, güzel. Sonra cevaplarınız güzel, etkinlik çok güzel bu arada. Şimdi son olarak sizlere çatışma çözme stratejilerimiz var. 5 tane bunlardan bahsetmek istiyorum. Ve bunlardan hangisinin sizin verdiğiniz cevaplara daha uyumlu olduğunu sizlerden duymak istiyorum. Öncelikle baykuş yüzleşme yöntemi. Hem amaçlarına hem de ilişkilerine önem verip sorunun çözümü için çaba gösterip tarafların her ikisi de kazanır. Köpek balığı güç kullanma yöntemine göre çatıştığı kişiyi zorlar ve kişi üzerinde güç kullanmayı dener. Kendi amaçları çok önemlidir ama ilişkileri önemsizdir. Kaplumbağa yani geri çekilme, çatışmadan kaçırmak için geri çekilirler. Sorun çıkaran kişiden uzak dururlar. Oyuncak ayı yatıştırma, başkaları tarafından kabul edilmeyi, sevilmeyi isterler. İlişkinin devamı için kendi çıkarlarından vazgeçerler. Tilki yani uzlaşma, hem kendi çıkarlarına hem de ilişkilerine orta derecede önem verirler. Uzlaşma ararlar, kendi amaçlarının bir kısmından vazgeçer, karşısındakinin de bir kısmından vazgeçmesini ikna ederler. Evet, buradaki yöntemlerden hangilerini kullandığınızı düşünüyorsunuz? Evet, sırayı alalım mı sizlere? Evet Cemre. Ben asla karşımdaki ilişkilerini düşünmem. Çünkü bana ne olan kendi hayatı yani. Evet. Ama böyle çok sinirli insan da çok saldırırım. O bazen de mesela ikna olması için yalandan ağlarım. Evet. Hangi yöntem olduğunu düşünüyorsun? Köpek balığı yöntemi olduğunu düşünüyorsun Cemre. Evet. Tamam, teşekkürler. Evet. Kaplumbağa evet, hemen sorundan kendini uzaklaştırdı. Evet. Ben köpek balığı kullandım. Çünkü şiddet kullandım. Karşındaki kişiyi zorladın galiba değil mi? Evet, çok güzel. Ben baykuş kullandım. Çünkü böyle karşıdakini ikna etmek için böyle kendimi acındırıp iki tarafımda tamam, çok güzel. Etkinlik için hepinize teşekkür ediyorum. Bu çözme stratejilerimizi yazıp panoya asalım daha sonra. Teşekkür ederim.